Evet arkadaşlar, yola bakın, çok uğraşmışlar. Boruyu da açık bırakmışlar, üstten doldurup işi yarım bırakmışlar. Altı üstü 100-200-300 metrelik yolu yarı bırakıp gitmişler. O tarafta yol açıkmış gibi görülüyor. Tam buraya gelince yolun bitmesine 100 metre kala maalesef ki yolu açıp bırakmamışlar, kapatıp bırakmışlar. Ama bizim dört çeker, geçer mi geçer? Asıl soru şimdi, burayı aşabilecek miyiz? Asıl soru budur. Yeah.
Neyse ben de şu üste çıkayım. İşte orada. Hadi ona nasıl geçeyim? Tekerler havada kaldı. Bakın arkadaşlar, iki teker havada kaldı. Ve de indi. Şimdilik de arka remork havada kaldı. Gördüğünüz gibi böyle arka remork çöktü. Gördüğünüz gibi 3 teker patlamış ediyor, bir teker sabitlenmiş oraya. Arka oturduğu için o yüzden. Geride çıkmıyor. Çıktı. Ama remork aşağı yıkılacak. Görüldü. Bakalım geçebilecek mi? Gördüğünüz gibi remork yıkılmaya gidiyor şimdi. Traktör de gidiyor. Ama gördüğünüz gibi oraya oturdu traktör arkası. Yine oturacak o. Kafa düştü aşağı. Çeker olmasına rağmen burada yani büyük traktör olsa yine geçemez. İlk başta şura kolay ama şu rampa zor. Arka gidiyor yine. Dönecek herhalde. Çünkü oturdu, başka bir yere gidemiyor traktör. Bu yerde tabi iki teker hiç çıkmaz. Gördüğünüz gibi buraya. Evet arkadaşlar, traktör geçemediği için geri geliyorum.
Evet arkadaşlar, buraya kadar yol mükemmel. Burası ise 250 metre. Tam bitiş yeriymiş. İki kürek sürebilirlerdi. Orayı kapatıp bırakmışlar orayı. Buraya da ya da buraya kapalı diye bir tüfek çıkarabilirlerdi bitmedi diye. Ya da ta o evlerin yanından girişte kapalı uyarısı yapabilirler. Maalesef ki araçlar gelip dönüp dönüp gitmişler. Biz de traktörle burayı geçmek basit zaten. Burayı geçtik, diğer yerde bozukmuş. Her neyse, şimdi tarlaya gidelim. Arka kasa havaya kalktı. Yaktı kasa.